Sayın Pekşen. Evet Uğur Bey, çok teşekkür ediyorum. Ben de Kuşadası'nda ilk geldiğinizdeki Halk Arenası programında vardım. Beni sıcak karşılayan Kuşadası'na çok teşekkür ediyorum. Demek ki sizi çok beğenmiş değerli konuklarımız. İkinci kez seyretmeye gelmişler. Vallahi... Hatta bence hatta Uğur Bey, onlar bana o kadar güvenmişler ki benim parti meclisine seçilmem için de büyük bir destek vermişler. Buradan aldığımız enerjiyle parti meclisine de seçildik, sağ olsunlar. Evet. Ben bu vesileyle önce bir teşekkürle başlayayım. Siyasetin yapılış biçimi, yapma biçiminiz, takip etme biçiminiz gerçekten doğru projelendirir ve takip ederseniz, iddianız varsa ve iddianızda ısrar ederseniz, koşullar ne olursa olsun koşulları sonuca taşıyabiliyorsunuz. Ben Uğur Dündar'a ve Halk Arenası'na çok çok teşekkür ediyorum. Bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olmaktan öte bir yurttaş olarak teşekkür ediyorum. Çünkü beni Adana'daki Halk Arenası'na davet ettiğinde çok önemli bir konu üzerine çalışıyorduk. Kendisi programa bizi konu gitti ve ben kendisiyle program öncesinde birkaç dakika konuyu paylaştım. Çıkın konuşun Haluk Bey dedim. Ben çıktım, dedim ki İstanbul'da 6 metro ihalesinde çok büyük yolsuzluklar yapıldı. İstanbul metro ihalelerindeki bu davet usulüyle yapılmış yolsuzlukların arkasında AKP iktidarı var. Bu yolsuzlukların yakasına yapışacağız. Bu yolsuzluklara asla kayıtsız kalmam, yakalarında bırakmam dedi. Uğur Bey sağ olsun. O olanağı bize sağladı ve aradan aylar geçti. Elimizden kaçamadılar, o ihaleleri tamamı iptal edildi. Ama bitmedi. Yine Didim'deki Halk Arenası'nda benzer bir konuyla geldik. Orada da anlattım kendisine. Uğur Bey, böyle bir konu var, bunu da paylaşabilir miyiz? Pekala Haluk Bey dedi, bunu da paylaşın dedi. Televizyonlarda, gazetelerde izlemiştiniz dedi. İlk kez Halk Arenası'nda duydu herkes. Motosikletle 20 ton kömürün nasıl taşındığını öğrendiniz. 1030 tane sahte plakalı araçla fakir fukara fonundan kömür dağıtımı ve hazinenin nasıl 1,5 milyar dolar dolandırıldığını ilk kez Halk Arenası ve Uğur Dündar'da izlediniz. Ve sonrasında ne oldu biliyor musunuz? 10 gün önce TKİ'nin 5 genel müdür yardımcısı, 14 daire başkanı bu yolsuzluklar sebebiyle görevinden aldı. Hemen belirteyim, bizim programımızda konuklarla önceden bir şunu konuşun, bunu konuşun şeklinde görüşme asla olmaz. Örneğin bu akşam hem Sayın Bozkurt'la, hem Sayın Pekşen'le, hem Sayın Türkşen'le şunu konuşacağız, bunu konuşmayacağız gibi bir ön görüşme asla olmadı. Herkes, buraya katılan tüm konuklarımız toplumun gerçekleri öğrenme hakkı doğrultusunda ellerindeki belgeli gerçekleri özgürce dile getirirler. Zaten biliyoruz ki kimseye iftira atmazlar, kişilik haklarına saldırmazlar, hakaret etmezler. Dolayısıyla bana Haluk Bey'in daha önceden bu bilgileri vermiş olması kendi centilmenliğinden kaynaklanıyor ve benim habere olan aşkımı bildiği için ilk haberi bana vermek istiyor. Evet. Sadece bundan ibaret. Evet, onu da belirteyim. Ederim. Şimdi gelelim Afrin konusuna. Aslında neyin olup bittiği hepimizin kafasında kocaman kocaman soru işaretleri. Çözemiyoruz Suriye'de neler oluyor, bu coğrafyada neler oluyor diye. Hepimizin kafasında ciddi endişeler var. Ben birazcık isterseniz size bir seyir yaptırayım, bir tur yapalım. Sonra siz kararı verin, ben size o turu yaptırayım. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarına sizi Hüsnü Bey taşıdı, o yılları gördünüz. Emperyalizm konusunda Hüsnü Bey'in söylediğine ben biraz daha ilave yapayım. Emperyalizmin ülkesi yoktur. Yalnızca Amerikan emperyalizmi diye tanımlamayalım. Emperyalizm dünyadaki en büyük insanlık sorunudur. Bakın, emperyalizmin en büyük insanlık sorunu olmasının ölçeklerinden bir tanesi Birinci Dünya Savaşı'dır. O Birinci Dünya Savaşı diye bildiğimiz savaş, şimdi okuduğumuz kitaplarda, tarihi belgelerde, araştırmalarda görüyoruz ki aslında bir paylaşım kavgasıymış. İki Avrupa ülkesinin kendi aralarındaki büyük bir paylaşım kavgasında milyonlarca insan can vermişler. Bir emperyal savaş kendi aralarında.
Dünya Savaşı falan filan değil. Hikaye. Öyle yutturdular bize. Yıllarca. O paylaşım kavgası içerisinde diz çökertilmiş olan Osmanlı'nın da paylaşılması gündeme gelmiş ve o tuzağın içerisine düşülmüş. Burada küçük bir anekdotla Mustafa Kemal Atatürk'ün dehasını anlatmak isterim size. Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşa girdikten sonra hikaye kısmını geçiyorum. Mustafa Kemal Atatürk Vahdettin'in daveti üzerine Almanya'ya görüşmeye giden heyete davet ediliyor. Atatürk bu daveti kabul ediliyor. Kabul ediyor. Almanya o tarihlerde estiriyor. Orta Doğu'da, Avrupa'da Fransa işgal etmiş, Belçika, Hollanda, Polonya her taraf gitmiş. Müthiş bir askeri başarı devam ediyor. Kralın karşısında Vahdettin ve Osmanlı heyeti, kral görüşleri soruyor. Atatürk'e dönüyor. Mustafa Kemal Atatürk'e diyor ki nasıl görüyorsunuz? Atatürk diyor ki bir, önce Osmanlı ile ilgili kısmını söyleyeyim. Osmanlı'yı diyor, sırf Osmanlı'yı sırf çıkarlarınız için savaşa soktunuz diyor. Siz Bağdat'ta bir cephe açtınız. Doğal olarak Osmanlı o cepheye sürdünüz. Size karşı gelecek olan İngiliz ve Fransız ordularını böylece oraya kaydırdınız ve kendinize karşı oluşacak olan bloğu hafiflettiniz. Ama Osmanlı'yı o bölgede büyük bir tuzağa düşürdünüz diyor. İki, savaşı kaybedeceksiniz diyor. Daha Almanya'nın esip gürlediği dönem içerisinde hiç kimsenin söyleyemediği bir şey. Çünkü diyor, bu savaşın arkasında haklı bir gerekçeniz yok. Bu savaşın arkasındaki oluşabilecek savaşma iradesi, vicdanı yoktur diyor. Gerekçelerini anlatıyor. Toplantı bitiyor. Kral çıkacak salondan. Mustafa Kemal Atatürk de çıkıyor. Salonun dışında sağ tarafa doğru yürüyor ve orada duruyor. Vahdettin var, diğer Osmanlı heyeti var. Mustafa Kemal Atatürk de var. Kral çıkıyor. Her ikisiyle tokalaşıyor. Mustafa Kemal Atatürk'e dönmüyor. Öbür tarafa doğru dönüyor. Giderken duruyor. Mustafa Kemal Atatürk hiç yerinden ayrılmıyor. Giderken geriye dönüyor, geliyor. Atatürk'ün elini sıkıyor ve geri dönüyor. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki o gün Osmanlı İmparatorluğu'ndan yeni bir ulus inşa edeceğimizin kararını verdim. Başaracağımı o gün inandım diyor. Şimdi o paylaşım kavgasının, Osmanlı'yı paylaşım kavgasının temel nedeni Orta Doğu coğrafyasındaki petroller vesaireler, onları kısa kesiyorum. Yeni yeni tekrar olmasın, siz zaten bunların hepsini iyi biliyorsunuz. Ben küçük küçük puzzle'ları bir araya getirmeye çalışacağım. Ama o paylaşım kavgasının önüne birisi geçti. Ulus devlet, ulus devleti inşa eden Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun en büyük önderi, tarihin en büyük devrimcisi Mustafa Kemal Atatürk. Bir dakika dedi. Bu emperyal düzen, bu Avrasya coğrafyası içerisinde bize rağmen hiçbir şekilde ilerleyemeyecektir. Bu coğrafyada onlara izin vermeyeceğiz dedi. Ve bildiğiniz gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurarken savaştaki başarıyı, ekonomideki başarıya yansıtmak için söylediklerini hatırlayınız. Ve büyük bir ekonomik kalkınma, yani kendi bağımsız ekonomisi tarımda, sanayide, eğitimde, işte bürokraside, yargıda, her alanda kendine yeter müthiş bir lokomotif haline Türkiye'yi getiriyor. Bu coğrafyadaki ülkelerin tamamı Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek almaya başlıyorlar. İran Devlet Başkanı geliyor, ne olursun bize yardımcı ol diyor. Biz de Türkiye gibi olmak istiyoruz. Irak geliyor, Pakistan Devlet Başkanı geliyor, Afganistan Başkanı geliyor. Hepsi Türkiye'yi rol model ülke alıyorlar ve bir anda o Türkiye Cumhuriyeti, genç, yeni kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti, Avrasya coğrafyasında bütün bu emperyal baskıların önünde büyük bir blok oluşturuyor. O bloğu oluştururken de Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, bu coğrafyada en önemli adımlarımızdan, güçlerimizden birisi de ordumuzdur diyor, silahlı kuvvetlerimizdir. Onlar olmadan bu coğrafyada tam bağımsız kalmamız, güçlü kalmamız mümkün değildir. Her ikisi de okumuşlardır. Ben de bir tesadüf eseri okudum. Zabitana Mektuplar diye bir kitap yazıyor. Onu da orduya vasiyet ediyor ve bunu okutun subaylarınıza diyor. Şimdi o Mustafa Kemal İngilizler için İngiliz donanması emperyalizmin en büyük sembolüdür.
İngiliz donanması olmadan İngiliz emperyalizmin ayakta kalması mümkün değildir. Falkland'da gördünüz. Bizim için de bu coğrafyada en önemli güç dengelerimizden birisi ordumuzdur. Bizim ordumuz yalnızca bizim vicdanımız, bizim hukukumuz değildir. Bizim ordumuz Orta Doğu coğrafyasında bütün ülkelerin özgürlük sigortasıydı. Bizim ordumuz olduğu için Ecevit dur dedi, Irak'a girip Irak'ı paramparça edememişlerdi. Bizim ordumuz güçlü olduğu için bu Avrasya coğrafyasında hiçbir ülkeye boyun eğdiremediler. Şimdi toparlayalım o ülkeleri. Bakın Irak'a niye girmişlerdi? Birleşmiş Milletler'in raportörleri ne yalanlar söylemişti, hatırlıyorsunuz değil mi? Irak'ta kimyasal silah üretiliyor, nükleer silah üretiliyor falan filan yalanlarıyla. Ne getireceklerdi Irak'a? Özgürlük ve demokrasi getireceklerdi. Peki Saddam için, yani onların Baas Partisi için olmazsa olmaz neydi? Arabizm en önemli ilkeydi. Laiklik ikinci ilkeydi. Üçüncüsü de Arap coğrafyasında Saddam'ın sosyal demokrat veya sosyalist düzeni farz edilmişti. Peki Amerika Irak'ı işgal ettikten sonra anayasa ne oldu? Anayasaya Irak'ın laik devlet düzenini kaldırıp yeni bir madde eklediler. Ekledikleri o maddeyle birlikte Irak'ta bugün yapı dört parçaya bölündü ve emperyal düzen Irak'ı esir aldı. Haluk Peki Bey, iki dakikada toparlarsanız. Toparlayayım efendim. Ali Bey'e Irak'ta kişi başına düşen gayri safi milli hasıla ne kadar biliyor musunuz? Dünyanın en önemli dördüncü sırada petrol ve gaz üreten ülkesinde kişi başına düşen milli gelir $2,500. Ya İran ne halde? Niçin İran bu kadar baskılanıyor anlıyor musunuz? Petrollerini paylaşmadığı için. İran'da da yaklaşık $5,000. Şimdi bu küreselleşmenin önünde durabilecek olan ülkelerin en önemlisi Türkiye. Ama Türkiye'nin iktidarına taşıdıkları siyasi parti bu vaatleri yaparak, Büyük Orta Doğu eş başkanı olmayı kabul ederek Büyük Orta Doğu projesinin, yani bu bölgedeki ülkeleri küçük küçük devletlere bölüp onların bütün ekonomilerini, bütün siyasi yapılarını kontrol etme, paralarını elde tutmayla birlikte sömürge düzenini haline getirme projesiydi. AKP bunları kabul ettiği için iktidar oldu. Türkiye'de bizim gibi ülkelerde iki temel koşulla iktidar olursunuz. Ya Kuşadalarına yaslanırsınız ya emperyalizme yaslanırsınız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi halkımıza yaslandığımız için onların iktidarı olmaya varız ve adayız. Amerikan emperyalizminin ülkeye getirdiği, emperyalizmin ülkeye getirdiği yer burasıdır. Buna da elbette kayıtsız kalmayacak. Çok teşekkürler.